Selamünaleyküm arkadaşlar, ben İsmail Usta. Bir şeyi fark ettim. Ülkemizin insanları öğüt dinlemekten ziyade eleştirmen olmuş. Öyle bir eleştirmen olmuş ki arkadaşlar, yani hiçbir şey söylemeyeceksin, hiçbir şey demeyeceksin, sağır olacaksın, kör olacaksın, topal olacaksın. Biz ise duyarlı bir insan olarak bir şeyler söylemeye kalkıştık. Ama maalesef ki maalesef bin azar işittik, bin ah işittik. Sanayilere çocuk verilmez denildi. Vermeyin. Ben sadece sanayi demedim ki. Ülkemizde öyle meslek dalları var. 50'ye aşkın çocuğunuzu rahatlıkla verebileceğiniz meslek dalları var. Onun için arkadaşlar bana olur olmaz bir sürü mesajlar yazılmış. Yok işte sigorta mı var, yok maaş mı var, yemek bile vermiyorsunuz. Nasıl bir dünya be? Sizin çocuklarınızı düşündüm. Kendi çocuklarımı değil, ülkemin çocuklarını düşündüm. Onun için konuştum. Yazık dedim. Sokaklarda nice çocuklarımız ne yapacağını şaşırmış vaziyette sokaklarda gizliyorlar. Onun için onların en azından bir istikameti olsun, bir yörüngesi olsun, gidip gelsinler işlerine güçlerine, akşam evlerine yine sosyal hayatlarını yaşasınlar dedim. Ama başıboş olmak kadar kötü bir şey yok arkadaşlar. Pandemi döneminde bile evde 3-5 gün kaldık, o kadar canım sıkıldı ki, o kadar hiçbir şey yapamadık ki mesleğimiz var, her gün işimize gücümüze gidiyoruz, yanımızdaki çalışan çocuklarımıza, gençlerimize, evli barklı insanlarımıza iş aş veriyoruz, sigortalarını yatırıyoruz. Yani biz öyle yanımızdaki çalıştırdığımız insanlar açken biz tok gezmiyoruz. Onu bizim ustalarımız yaptı. Sanayi sitelerinin kötü durumda anılması için anılmasını bizim ustalarımız o hale düşürdü. Bizim ustalarımız öğlen ya bir yemek parası veremez miydiniz ya? Bir ekmeğin arasına bir şey koyabilecek bir şey parası veremez miydiniz? Aç karına susuz çalıştık durduk. Yani bizim ustalarımızın sayesinde şu anda kimse çocuklarını mesleğe ve zanaata vermiyor. Onun için şu anda aslında bizim konumumuzdaki iş yerleri iyi. Arkadaşlar, kurumsal firmalara çocuklarınızı mesleki açıdan verin, hayatını kurtarın dedim. Ben sadece sanayide bir tamirci çırağı olsun demedim arkadaşlar. Çocuklarınızın geleceğini kurmak sizin elinizde dedim. Zaman kaybetmeyin dedim. Şu anda ben sabahleyin Merter Köprüsü'nde, Zeytinburnu metrobüs duraklarında sadece yabancı uyruklu insanların işe gittiğini görüyorum. Bizim gençlerimiz nerede? 12'ye kadar yatıyorlar mı yoksa? Ben bunları düşünerek konuştum. Benim işçiye ihtiyacım yok. Elime aldığım kalifiye elemanlarımın değerini biliyorum. Onlarla birlikte çalışıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Aşımızı kazanıyoruz. Evimize, barkımıza gidiyoruz. Yani onun için sadece kendimizi düşünerek yaşamayalım dedim. Programlarda yetenek, ses, bilmem ne, şu, bu, yarışma, yani bunları aşalım dedim. Birilerine pazar payı vermeyelim. Gençlerimiz gitsin, işini yapsın dedim. Neyse, beni o kötü eleştiren insanlara sadece şunu söylüyorum. Ya çocuklarınız yok ya da çocuklarınızı düşünen bir insan yok. Onun için arkadaşlar, neyse, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun.